Samsung Galaxy serisinin arayüz yazılımı olan One UI, bizlere neredeyse ana işletim sistemi kadar özellik sunuyor. Bu hafta bunların içinden seçtiğim silinen mesajları okuma, sosyal medya uygulamalarında iki ayrı hesap kullanma veya kendi emojiniz ile arayan ekranı ayarlama gibi 14 harika ipucu paylaşıyorum. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve yazılımları hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Meraklıları için tüm videoların tam metinleri akıllıteknolojiler.net web sitesinde. Bilmeyenler için Android dünyasındaki cihazlarda ana işletim sisteminin haricinde ek olarak üretici firmanın arayüz yazılımı da entegre halde geliyor. Kısa yollarını hem şuradan hem de şuralardan ulaşabileceğiniz Android 11 ile gelen yenilikler paylaşımından sonra bu haftada Samsung One UI 3.0 veya 3.1 sürümlerinin bizlere sunduğu hem eğlenceli hem de kullanışlı özelliklerden 14'ünü sizler için bir araya getirdim. Başlangıcı ise karşı tarafın sildiği mesajları nasıl görebileceğimizle yapalım. Telefonda ayarlar, bildirimler, gelişmiş ayarlar, bildirim geçmişi sekmesini aktif hale getirerek WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında karşı taraf mesajları silse bile içeriklerine bu bölümden ulaşabiliyorsunuz. Özelliği aktif hale getirdikten sonra mesajların haricinde diğer uygulamalardan gelen bildirimlerinizi de ekrandan silseniz bile yine buradan ulaşabiliyorsunuz. İkinci sırada yine WhatsApp, Facebook, Telegram veya Skype gibi sosyal medya uygulamalarında nasıl ikinci ve farklı bir hesapla oturum açabileceğinizi konuşalım. Bunun için ayarlar, gelişmiş özellikler menüsünden Dual Messenger sekmesine girerek destekleyen uygulamaların listesini görebilirsiniz. Kopyasını oluşturmasını istediğiniz uygulama alternatifini seçerek ilerlediğinizde turuncu ikonlu ikinci bir kısa yolun ana sayfanıza eklendiğini göreceksiniz. Böylelikle artık bu ikona bastığınızda diğer hesabınızın bulunduğu alana geçiş yapabileceksiniz. Android 11 yenilikleri videosunda bahsettiğim sinir bozucu arama ekranı ayarlama ekranından kurtulmanızı sağlayacak. Telefon çalıyor, telefonu aç. Telefonu aç. Telefon çalıyor, telefonu aç. Bir başka yaratıcı alternatif buldum. Samsung'un AR alanı isimli uygulamasından kendi karakterinizi kıyafetleriyle beraber hızlıca yaratabiliyorsunuz. Bu arada bazı kıyafetler 15 lira gibi oldukça yüksek fiyatlara sahip. Aman dikkat edin. Ben ekranda gördüğünüz karakter ve kıyafetleri için hiç para ödemedim. Uygulama sonrasında size bu karakteri çeşitli yaratıcı eklentilerle beraber arama ekranı veya kilit ekranı gibi farklı yerlerde kullanabilmenizi sağlıyor. Ben ekranda gördüğünüz karaktere müzik, arka plan ve dans figürleri ekleyerek arama ekranının daha eğlenceli hale gelmesini sağladım. Eğer telefonlara bildirim geldiğinde arkadaki flash ışığının da uyarı vermesini isterseniz ayarlar, erişebilirlik, gelişmiş ayarlar ve ışıklı bildirim sekmesine girerek isteğe göre hem kamera flashının hem de ekran flashının uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Başta Facebook ve WhatsApp gibi firmalar olmak üzere son zamanlarda şahsi verilerimize ne kadar fazla ilgilendiğini biliyoruz. Bunu önlemek için telefonunuzda hangi uygulamanın ne kadarlık erişime sahip olduğunu öğrenmek isterseniz ayarlar, gizlilik, izin yöneticisi menüsüne girerek hangi verilerinizi paylaştığınızı uygulama bazında görebilirsiniz. Mesela ben şans eseri kamera kullanımını hiçbir uygulamaya her zaman açık olarak belirlememişim. Mikrofon için Google'a izin vermişken konum bilgilerimi başta Facebook olmak üzere gereksiz bir sürü uygulamanın görebildiğini fark ettim. Bu aşamada yapmanız gereken sadece uygulamayı seçip erişimleri kendi isteğinize göre yeniden ayarlamak. Uzun ve karmaşık karakterlerden oluşan Wi-Fi şifrelerimizi paylaşmak aslında çok kolay. Arkadaşlarınıza telefonunuzda aktif Wi-Fi bağlantınızın önce sağındaki ayar simgesini sonra da aşağıdaki QR kodu sekmesinden çıkan görseli okutarak kolayca giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Hatta bu görseli fotoğraflarınıza ekleyerek her seferinde uğraşmak zorunda da kalmazsınız. Çoğumuz video düzenleme araçları için çoğunlukla harici uygulamalar kullanıyoruz. Ancak Samsung'un yerleşik galeri uygulamasını da kullanarak ortaya son derece pratik bir şekilde yaratıcı çalışmalar çıkarabiliriz. Bunun için galeriden istediğiniz fotoğraf veya videoları seçip daha fazla sekmesinden önce oluştura, sonra da zevkinize göre seti vurgula, film, GIF veya kolaj seçeneklerinden
Birini seçip düzenlemelere başlayabiliyorsunuz. Sonrasında arka planda kullanacağınız müziği değiştirebiliyor, klibin süresini ayarlayabiliyor, başlık, açıklama ekleyebiliyor, arka plandaki müziğin ses seviyesini değiştirebiliyor, yatay veya dikey gibi birçok en boy oranlarından birini seçebiliyoruz. Sonrasında da ister galeriye kaydedebiliyor, istersek de direkt sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını sağlayabiliyoruz. Samsung'un hesap makinesi, matematiksel işlemlerin haricinde farklı birimleri de kendi aralarında dönüştürebiliyor. Bunun için uygulamayı açıp yukarıdaki cetvel simgesine basabilirsiniz. Çıkan menüden ise uzunluk, sıcaklık, kütle veya hız gibi birçok değer arasından istediğinizi dönüştürebiliyorsunuz. Cep telefonlarınızı arkadaşlarınızın telefonları ile şarj edebilmek için sadece kablosuz tel şarj özelliği ile sınırlı değilsiniz. Aynı işlemi şarj kablolarını birbirine bağlayarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik burada şarj edeceğiniz telefon iPhone bile olabilir. Yapmanız gereken sadece telefonları kablo ile birbirine bağlamak, o kadar. Alarmı veya telefonu sessize almayı çoğumuz herhalde telefonu ters çevirerek veya düğmelere basarak yapıyoruz. Ama aynı akıllı saatlerde olduğu gibi ekranı elimizle kapatarak da zil ve alarm seslerini kapatabileceğimizi kaç kişi benim gibi yeni öğrendi? Yorumlarda belirsin lütfen. Ayarlar, pil ve cihaz bakımı menüsüne girip telefonu her seferinde manuel olarak optimize etmek için uğraşmak yerine sağ üstte bulunan 3 noktadan otomasyona basınca en tepedeki 2 seçeneği işaretlerseniz biri düzenli olarak telefonu her gün optimize edecek, diğeri ise telefonunuzun haftada en az bir kere otomatik olarak yeniden başlamasını sağlayacaktır. Bu işlemler ise size daha stabil bir internet bağlantısı, daha fazla pil süresi ve daha fazla hız olarak geri dönecektir. Şifre yöneticisi olarak Samsung Pass uygulamasını kaç kişi kullanıyor bilmiyorum ama bu seçeneği kullanmanız durumunda şifrelerinize sadece Samsung markalı telefonlardan ulaşabiliyorsunuz. Ancak şifre yöneticisi olarak Google'ı aktif hale getirirseniz, bu durumda farklı markalara ait bir cihaza geçseniz de bütün eski şifrelerinize buradan da erişebileceksiniz. Bunun için ayarlar, genel yönetim içerisinden otomatik doldurma servisine girerek seçenekler arasında Google'ı belirleyebilirsiniz. Eğer siz de bilgisayarda tarayıcı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, kaydettiğiniz tüm şifrelere artık cep telefonunuzdan da erişebileceksiniz. Kamera, ayarlar menüsünden hızlı başlat sekmesini aktif hale getirerek kilit ekranındayken bile güç tuşuna 2 kez basarak kameranın hızlı bir şekilde aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz. Samsung telefonlardaki yerleşik klavyenin tasarımını ve dizilimini her zaman sevmişimdir. Çünkü harfler, sayılar, emojiler ve stickerların tamamına kolaylıkla erişebiliyorum. Ancak Samsung'un klavye yazılımı bundan çok daha fazlasına sahip. Mesela uzun uzun yazdığınız metinleri silmek istediğinizde tek tek silmekle uğraşmanız gerekmiyor. İki parmağınızı sola doğru sürükleyerek tüm yazılarınızı silebiliyorsunuz. Veya bu işlemden vazgeçerseniz bu sefer sağa doğru yine iki parmağınızla sürükleyerek az önceki silme işlemini geri alabiliyorsunuz. Evet, umarım sizler için toparladığım ipuçlarını beğenmişsinizdir. Sizler de kendi favorilerinizi yorumlardan paylaşabilirseniz hepimiz değişik ve faydalı uygulamalardan haberdar olmuş oluruz. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bunu da yani 15 lira gibi oldukça yüksek. Samsung'un yerleşik galeri uygulamasında kaç kişi benim gibi yorum... Samsung klavye bundan daha... Tek tek silmeniz...